Tüm dünyada geçerli olacak bir kural koysaydınız bu ne olurdu? Herkes Fenerbahçeli olacak. Kural ne olurdu? Bilmem, hiç düşünmedim. Yani kadın cinayet, ya abi şimdi duyar da kasmak istemiyorum da, kadın cinayetleri olmaması yani bence güzel olurdu ya. Arabalar ucuz olsun. Tecavüzcülere idam. Canla vur illegal olsun ya. Ne? Canla vur illegal olsun. Herkese merhabalar, ben İlknur. Dinam mikrofona hoş geldiniz. Geçen haftaki bölümümüze göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Bugün Kıbrıs Lefkoşa'dayız. Bakalım bugünkü sorumuza nasıl cevaplar gelecek. Tüm dünyada geçerli bir kural koyacak olsaydınız bu ne olurdu? Kimsenin kimseyi öldürmemesi. Çocukların hakları ile ilgili bir kural olurdu bu. Ne gibi mesela? Düşünecek olursan ne gibi bir kural? Böyle geniş çaplı bir kural olması lazım ki her şeyi kapsasın. İnsanoğlu çünkü kurallara alışık değil. Çok kural olunca olmuyor. Bir kuralın hepsini kapsaması gerekiyor. Çocukların yaşam hakkı için ve eğitim hakkı için. İnsanların saygı duyması ve ne kadar geliştirebilirse geliştirebilmesi adına bir kural yani. Şu anda genelleyemiyorum ama böyle bir kural üzerine olurdu. Kimse de esas yapması gerekenlerin dışına çıkıyor. Böyle insanlık namına bir şey kalmamış kimse de. Yani insanlık kuralı koysak yeterli herhalde. Kimse de insanlık kalmamış. Söylesin sana şimdi. Yayınlamayacaksın. Canla vur illegal olsun ya. Ne? Canla vur illegal olsun. O ne? Sen tamamdır hazır. Tamam, teşekkür ederim. Tüm dünyada geçerli olacak bir kural koysaydınız bu ne olurdu? Gülüşü vakti. Ne? Anladıysam arabalıyım. قال لك يقدموا أي واحد يعمل تجاوز. بالله عليك. صابين انت ايش بدك؟ لطفا انت بتكون ان شاء الله. طيب احكي لي نوزع ملايين على الناس. يلا هدي. Eğitim bedava olsun. Ne eğitim? Eğitim bedava olsun her yerde. Yemek de şey, üniversite yardım etsin öğrencilerle. Evet bizde. Her yerde. Aynen öyle. Arabalar ucuz olsun. Neden? Burada zaten ucuz. Ya aslında şöyle, şimdi Türkiye'den geldiğim için şunu söyleyebiliyorum. Evin olmasa da, araban olsa da arabada kalabilirsin. Bu yüzden bu çok önemli. Ya da yani araba ucuz olacaksa ama benzin de ucuz olmalı, öyle de bir şey var. Ama ne bileyim yani, araba ucuz olsun, orada alamıyorsun istediğin arabayı, hayalini kuruyorsun falan ama burada da alamayan çok insan var bu arada. Mesela ben. O yüzden araba olsun. Evin olmasa da araban olsun. Teşekkür ederim. Hayvanları öldürmesinler. Neden? Neden? Hayvanları öldürmeyin. Çünkü çok tatlılar. Çünkü masumlar. Kuralların olmaması. Neden? Neden? Bilmem. Daha karmaşıklık olurdu gerçi ama evet, nedenini sormamıştık. Yani İnsanlar ne kadar kötü görelim. Bence kuralsızlık en iyisi de. Tecavüzcülere idam. Herkes Fenerbahçeli olacak. Kural ne olurdu? Bilmem, hiç düşünmedim. Yani kadın cinayet, ya abi şimdi duyar da kasmak istemiyorum da, kadın cinayetleri olmaması yani bence güzel olurdu ya. Her öğrenciye burs olsun isterdik herhalde. Para konusunda eşitlik olabilir, barış olabilir, savaşı kaldırabiliriz, savaş yasak olabilir. Çok güzel cevaplar bunlar. Bunun gibi. Yani bilemedim ama herhalde ben de para konusunda düşünürdüm. Yani eşitlik, yani statüyü geliştirme diye düşünebilirdim, bilemedim. İnsanların birbirine saygı duyması olurdu. Kuralım bu olurdu ben. Başka bir kuralım olmazdı. Sadece zorunluluk kılardım ben. Antijen testlerinin zorunluluğu kaldırılmalı. Çünkü biz zaten buraya aşılı şekilde geliyoruz ve bilmiyorum yani, bizim için çok zor bir durum bu açıkçası. Tüm insanların birbirine saygı duyması kuralını koyardı. Merkeziyetsiz bir para birimi olabilir, o da Bitcoin.
güzel olabilirdi yani. En azından ülkeler arasında kur farkı kalmazdı. Bu da herkes için adil bir yaşam olurdu. Güzel olurdu. İsmi? Aynen. Bitcoin. Yani. Bitcoin. Şimdi Bitcoin var. Başka bir şey. Ya şimdi genel olarak en merkeziyetsiz para birimi o. O şu an alım satım için kullanılan bir para birimi. Ya onun dışında farklı coinler de var. Ama onların tabii şeyi farklı. Kullanım amaçları farklı. Yani şu an bir şey çıkaramam ona. Çıkarırsam bu sefer aynı olmuş olur. Euro, dolar tarzı olur. 1 lira mikrofonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda sormamızı istediğiniz soruları yorumlar kısmına bırakarak bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Yaşamak için son bir gününüz kalsaydı ne yapardınız? Vallahi pek bilemiyorum ama yemek yerdim herhalde ya. Veya uyurdum bütün gün. Gidip çiğ köfte yerdim. Aa, hiçbir şey yapmazdım ben. Ölümü beklerdim. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Ne yapardım? Herhalde meyhaneye giderdim. Öyleyse mutlu olayım, bir şey sezmeyin. Bence tüm dünyanın birlikte çok güzel bir şekilde vakit geçirebileceğini düşünüyorum. Son bir günde. Bütün herkesle birlikte vakit geçirmek isterdim. Dünyada herkesle çok kısa da olsa, bu Donald Trump olabilir, Michael Jackson olabilir, herhangi birisi, en sevdiğin insanların yanında ulaşamayacağınız insanlarla birlikte olup onlarla bir dakika bile olsa onlarla vakit geçirmek isterdim. Tatil. Tatil. Evet. Nereye giderdiniz? Karayipler. Yaşamak için son bir gününüz kalsaydı ne yapardınız? Namaz kılardım. İbadet ederdim. Günahım çok. Ülkenin en görünen yerine bir pankart asacak olsaydınız üzerine ne yazardı? Eski sevgilime Allah belanı versin. Umarım hepiniz ölürsünüz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama niye insanlar ölsün ki hayvanlar yaşasın? Çok mantıklı. İnsanlar doğaya ve hayvanlara çok zarar veriyor. Keşke hepimiz ölsek ve sadece hayvanlar kalsın. Umarım böyle olur. Umarım. Kıbrıs'ı çok seviyorum yazardı ya. Çok net. Ülkemi gerçekten, memleketimi gerçekten severim. Ülkenin en görünen yerine bir pankart asacak olsaydınız, üzerinde ne yazardı? Hayvanlar da masumdur. Hayvanlar masumdur. Üzerine ne yazardım? Kellere sakal tıraşı bedava olsun yazardım. En görülen yerlere. Şimdi ben bundan 20 yıl sonra Cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Onun için bana oy versinler yazardım. Peki. Tabii ki de çünkü önemlidir. Önceden alıştıracaksın ki insanların ayağı alışsın. Bravo. Tabii ki de. Peki siz ne yazardınız? Ben soruyu unuttum. Baştan soruyorum. Ülkenin en görünen yerine bir pankart asacak olsaydınız üzerinde ne yazardı? Okuldaki saç kuralları kalksın. Bunu yazardım. Saçını kesiyorlar sana. Evet. Almalılar okula. Tek söyleyeceğim adalet ve Kıbrıs'ta düzgün bir bakanlarımızın bizi desteklemesi. Gençlerimiz özellikle. Gençlerimize mesela üniversiteler. En büyük sorumuz üniversitedir benim şahsen. Üniversitelerde adam gibi eğitim verip ve çıkanları da düzgün bir şekilde, şöyle söyleyeyim, düzgün bir şekilde eğitip iş verseler çok daha güzel bir ülke olacak. Başka bir şey yok. Vallahi sağ olun, güzel bir soru. Hiç düşünmemiştim. İnsanlık doğru yolla gitmiyor derdim. Buna bir çare bulmamız lazım derdim. Gelin hep beraber buna el atalım. Hayat bir eziyet. Yaşamaksa meziyet yazardı. Dünyanın 8. harikasını seçecek olsaydınız neyi seçerdiniz? Biraz zor bir soru ama tabii daha önceden düşündüğüm için şu an bir şey söyleyebilirim. Dünyanın 8. harikasını seçecek olsaydım önce ülkemdeki sınırı ortadan kaldırıp tamamıyla Kıbrıs'ı bütün olarak kabul edip 8. harikası olarak görmek isterdim. İhtimalle kız arkadaşımı seçerdim ya. Romantik bir bey. Seviyorum kendisini. Teslendim, seçerdim. Tabii ki. Çok doğru bir karar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Orada sizi seçerdim. Teşekkür ederim. Peki, siz neyi seçerdiniz? Annemi. Bu kadar. Peki, siz? Bilemedim.
Ben de onu seçerdim. Arkadaş gibi arkadaş be. Yani 8. olmasa da bir 100. olarak arkadaşımı seçerdim herhalde. O kadar. Peki siz neyi seçerdiniz? Vallahi ben Tipika'yı seçerdim burayı. Gerçekten dünyanın 8. harikası gibi bir yer. Dünyanın 8. harikasını seçme şansınız olsaydı neyi seçerdiniz? Kendimi. Kesinlikle yemek herhalde ya. Kesinlikle. Hollanda. Bildiğin Rowe reklamı sadece, başka bir şey değil. Hollanda. Rowe'a gelip denemeniz lazım. Yani Kıbrıs'ta yaşamak zaten 8. harika gibi bir şey. O yüzden burası hem kötü içerik olarak, ülke yaşam koşulları olarak ama çok da güzel bir adada yaşıyoruz. Onun için burayı seçerdim ben 8. harika olarak.